Öyle bir zamandayız ki evlerimiz, sokaklarımız haram dolu. Ve bu haramlardan kurtulmak isteyen bir fıtratımız var. Şeytanın vesveselerine çok çabuk aldanıyoruz. Çünkü işi tahrip etmektir. 20 kişinin 20 günde yaptığı bir binayı bir kişi bir günde yıkabilir. O yüzden ne kadar sevabımız olursa olsun her an yıkılmaya mahkumuz. Peki şeytana karşı ne yapacağız? Tabii ki tasmasını kim tutuyorsa ona tevekkül edeceğiz, ona yöneleceğiz ve iman gözlüğünü takacağız. İman gözlüğünü takarsak ölümümüzü daima düşünürüz. Haramlara meylimiz gittikçe azalır. Çünkü lezzetleri tahrip eden ölümü sıkça anın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İman gözlüğü bize Allah'ın hazır ve nazır bir şekilde yanımızda olduğunu düşündürür ve haramlardan nazarımızı aldırır. Harama meylimizi azaltan şeyler sadece bunlar değil. Etrafımızdaki insanların iman yangınıyla yandığını düşündürür. Ve onlara şefkat etmekle meylimizi azaltır. Hatta onların yangınlarını söndürmek isteriz. Hem iman gözlüğü bize bu dünyanın numune olduğunu söylüyor ve bizi ahirete hazırlıyor. Bizim bu dünyadan beklentimizi azaltıyor. Evet, bizi haramlardan koruyan şey imandır. O yüzden imanımızı la ilahe illallah ile daima yenileyelim ve haramlara karşı kuvvetli olup günahlardan sakınalım.